seyirciler, sesli düşünenlere hoş geldiniz. Birazdan Sayın Ali Müfit Gürtuna'yla sohbetimizi sürdüreceğiz bu programda. Ama önce kısa bir pas Ankara'ya uzanıyoruz ve Başbakanlıktan yapılan açıklamaya kulak veriyoruz. Devletler yer alıyor. Ayrıca Afganistan'daki geçici yönetimin başkanı Sayın Karzai bu konuda temennisini ve isteğini bize bildirdi. Bunları bugünkü toplantımızda değerlendirdik. Efendim hep bir mali destek gerektiğini ifade ettiniz. Bu konuda bir değerlendirme olur mu? Efendim yalnız mali destek konusu değil. Bu çok kapsamlı bir sorun. Ne gibi olanaklar, ne gibi koşullar söz konusu olacaktır? Bunları ayrıntılarıyla bilmemiz gerekiyor sorumluluğu üstleneceksek. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Şimdiden bunu sadece bir kaynak meselesi olarak göremeyiz. Çok yönlü bir sorundur. Teşekkür ederim. İstediği şart nedir Sayın Başbakan? Efendim şart meselesi değil. Yani ne gibi koşullar altında bu sorumluluk üstlenebilir? Onları tabii bilmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, canlı yayındayız. Sesli düşünenlerdeyiz. Bugün muhteşem doğası, eşi benzeri olmayan Boğazı, binlerce yıla dayanan tarihi ve görkemli anıtlarıyla bir dünya şehri olan İstanbul'un diğer yüzünü konuşacağız. Yani ulaşım, kaçak inşaat, gece kondulaşma, deprem, çevre ve hava kirliliği gibi sorunlarla boğuşan İstanbul'u. Bu şehir adeta kokusu ve rengi yüzyıllardır yitip solmayan bir demet gül gibi. Elbette dikenleriyle yaşamayı başarabiliyorsanız. İşte bugün bu dikenli yolda yürümeye aday olmuş bir ismi konuk ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. O dikenli yolda yürüyüşünüzde size başarılar diliyorum. Son derece meşakkatli bir yol, son derece büyük bir sorumluluk. İstanbul gibi bir şehre yönetimine talip olunca elbette sorunlarla boğuşmak gerçek. Bir problem haline dönüşüyor. Nitekim İstanbul bir yanda çok güzel bir şehir. Tarihiyle, çevresiyle, doğasıyla. Ama diğer yandan da pek çok sorunu var. Hala halledilmesi gereken. Sizce en büyük sorun, sizi en fazla uğraştıran problem İstanbul'da hangisi? Tabii burada hep akla ilk anda ulaşım mı diyeceğim, çevre mi diyeceğim falan diye akla geliyor ama en çok uğraştıran Ankara. Onu ifade etmek istiyorum. Çok güzel. Maalesef. Dikkat ederseniz daha birkaç sene evvel Batı basında bazı yazılar yer alırdım. Derdi ki işte Türkler İstanbul'u idare edemiyorlar. Uluslararası bir konsorsiyum falan. Bu tür konular gündeme gelir, konuşulurdu. Ancak daha birkaç ay evvel hatırlarsınız İstanbul'la ilgili İtalyan gazetecilerin İtalya'daki kendi gazetelerinde yayınladıkları yazılar Türkiye'de de yine bir büyük gazetemizde yer almıştı Hürriyet'te. Şöyle diyorlar, onlar Milan Orkestrası'nı izlemeye gelmişler İstanbul'a. İstanbul'a gelirken yani böyle kötü, hoşlarına gitmeyecek, sıkılacakları bir şehri göreceklerini zannediyorlarmış. Ama İstanbul'a gelip görünce buradaki güzellikleri, temizliği, çabayı, denizi, doğası, her şeyiyle tabi tüm bunları fotoğraflarla kendi gazetelerinde yayınladılar. Burada gelmek istediğim şey şu, ve batıdaki şehirlerle kıyaslamışlar İstanbul'daki temizliği, İstanbul'daki düzeni. Diyorlar ki İstanbul'un temizliğiyle ilgili, İstanbul'daki daha önceki değişimlerle ilgili gelsin gitsinler diyor. Avrupa'yı metropollerini yönetenler, hatta saymışlar işte Roma, Milano, Viyana, Paris. Türklerden metropol nasıl yönetilirmiş bunu öğrensinler diye. Bu tabii bize çok gurur veriyor. Çünkü ulus olarak böyle bir yaklaşımın içerisinde bulunması bize onur veriyor. Bunu niye ifade ettim? İstanbul'daki problemleri çözüyoruz. Allah'ın izniyle hepsini de çözüyoruz. Çözeceğiz de. Biz problem tanımıyoruz. Yani engel tanımıyoruz. Problem var ama problemi çözme noktasında problemin kendisinden olan doğan bir engeli tanımıyoruz. Fakat tabii Ankara siyaseti, Ankara bürokrasisi maalesef
bizim ortaya koyduğumuz başarılar dolayısıyla sürekli bizi cezalandırıyor. Sıkıntımız burada. Nedir o? İşte gelirlerimize el koyuyor. Son Ocak ayı içerisinde çıkan bir kanun ve arkasından gelen Bakanlar Kurulu kararıyla gelirlerimizin %60'a yakın kısmı elimizden alındı. Yani kanun gereği yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir uygulanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu büyük şehirlerin yönetimiyle ilgili kanun gereği o ilden toplanan vergilerden aldığımız %5'lik bir pay vardı. Yani İstanbul'da toplanan vergilerin %5'ini biz alıyorduk ki bu oran Batı ülkelerinde, gelişmiş demokratik ülkelerde çok daha fazladır. %30'dur, 40'tır. Hatta kuzey ülkelerinde, yani Kuzey Avrupa ülkelerinde %60-70'lere var. Zira büyük şehirlerin problemleri de büyük oluyor. Ama oradaki tabii ki gerekçe diğer bu vergilerden pay alamayan, onlara pay ayrılmayan şehirlere de eşitlikçi bir yaklaşım. Hayır. Ama onlar da aynı şeyi alıyorlar. Ama şöyle diyelim, siz tabii bundan şikayetçisiniz, hatta isyan ettiniz. Tabii kesinlikle. Yani bu isyanım İstanbul halkı adına ayrı, İstanbul adına ayrı. Şimdi %3 gibi bir neredeyse orana düştü. Ama isyanınızı mesela bir yerde şöyle ilettiniz, dediniz ki parayı kim alıyorsa metroyu o yapsın. Şimdi ne olacak örneğin İstanbul vatandaşının günlük hayatı bundan nasıl etkilenecek? Bu örnekte olduğu gibi metro yapımını durduracak mısınız? Şimdi bu soruya geçmeden öncekinin devamı ve sizin cevabınız niteliğindeki cümleye kısaca bir izah getireyim. Her büyük şehir için bu geçerli. Yani her büyük şehir kendi şehrinden toplanan paydan, vergiden pay alıyor %5. Şimdi biz zaten bu %5'lik kısmın çok az olduğunu vurguluyorduk senelerce. Evet. Metro yapma işi dünyanın her yerinde merkezi hükümetlerin işidir. Bunu biz üstlenmişiz. Dere ıslahları devlet su işlerinin işi. Üstlenmişiz. Şehre su getirmek, baraj yapmak, merkezin işi. Bunları biz yapmışız, yapmaya devam ediyoruz. Ha, biz siz meselesini de konu etmedik biz bugüne kadar. Neticede biz de devletin bir kurumuyuz ve halka hizmetle mükellefiz. Peki ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz aşağı yukarı? Biraz daha netleştirmek için tabii, tabloyu. Onu ifade edeceğim. Bu yaklaşık 600 trilyonluk bir olaya tekabül ediyor ki bu fevkalade büyük bir rakam. Yani İstanbul'a tarihi boyunca vurulmuş en büyük darbelerden birisidir. 600 trilyon derken bu tüm İstanbul... Senelik. Senelik İstanbul'un elde ettiği bütçe mi yoksa hayır, kesin kesilen ki? Kısmı kesilen söylüyorum. Kısım. Tabii. Çok büyük bir rakam kesilen kısım. Ve bu neticede neye yansıyacak? İstanbul'a yansıyacak. İstanbul'u siz de programın girişinde çok güzel ifade ettiniz. Doğasıyla, tarihiyle. Dünyada eşi yok. Ancak bir şey daha var ki o çok önemli. İstanbul'da 15 milyona yakın insanımız yaşıyor. Artı İstanbul bütün Türk tarihinin en önemli hedefi olmuştur. İstanbul bizim bütün tarihimizin, medeniyetimizin Şimdi, özeti olmuştur. Sayın Gürsün'e bunları bence İstanbullular ve aslında tüm Türkiye ve bence artık dünyadaki pek çok insan da farkında İstanbul'un ne kadar özel statüde bir şehir olduğu, gerek iklimi, evet, doğası, gerekse o görkemli tarihi ve o muhteşem eşi benzeri olmayan anıtlarıyla. Ama biz isterseniz biraz sorunlar üzerinde devam edelim. Bir cümleyle bitiriyorum zaten. Bir Lütfen. Tek cümle söyleyeceğim. Hemen onu bitiriyordum. Dünyanın her şehrinde işte, her ülkesinde pardon, o ülkenin first major taşıyıcı şehirleri önemli ölçüde ekstra desteklenir. Yani Paris, Fransa'da, Londra, İngiltere'de, Berlin, Köln, Bonn, Almanya'da desteklenir. Moskova, St. Petersburg, Rusya'da özel olarak desteklenir. Pekin, Şangay gidip gördüm. Şangay'a bütün Çin seferber olmuş, yeni bir hayat vermeye çalışıyor. Evet, İstanbul'un şimdi, da öyle İstanbul'un özel bir statüsü olması lazım. Değil %5'lik pay, %20'lik pay ayrılması ve muhteşem bir şekilde geleceğe hazırlanması gerekir. Çünkü İstanbul... Sadece İstanbul'da yaşayanlara hizmet vermiyor. Bütün Türkiye'ye Tabii, hizmet Türkiye'nin veriyor. Türkiye'nin endüstri, Tabii, finans, medya, kesinlikle. Kültür, sanat merkezi. Peki bu anlamda İstanbul'da daha özel bir yapı olmalı mı Ankara'dan bağımsız?
Şimdi bağımsız demeyelim. Çünkü neticede biz nötr bir devletiz. Ona ben kesinlikle katılıyorum. Bu konuda aykırı bir fikrim de yok. Ancak daha özerk, daha yerel bir yapılanmaya sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bakınız ben bu konuya cidden çok emek çekmiş bir insanım. Yerel yönetim ve Türk bir ülkenin yapılandırılması konusuna ve Türkiye'nin yeniden yapılandırılması konusunda da gerek Dünya Bankası kaynaklarından, gerekse Dünya Yerel Yönetimler Birliği kaynaklarından, gelişmiş ülkelerin yerel yönetim yapısından hangi gelişmiş mantaliteyi ele alırsak alalım, oradan elde ettiğim bilgi ve tecrübe şu ki mutlaka yerelleşme şart. Yerelleşme deyince ne anlıyoruz? Sadece belediyeler mi? Değil. Elbette belediyeler önde geliyor. Ama bunun yanında özel idaresi, muhtarlığı, merkezi idarenin yerel birimleri. Ki vatandaş da çok daha rahatlıkla birebir kontrol edebilsin. Gerektiğinde hesap sorabilsin. Peki ilk baştaki soruma dönersek, metro inşaatı duracak mı? Şimdi efendim, tabii ki biraz evvel söyledik, yöneticinin işi probleme çözüm bulmaktır. Ama benim üzüntüm, biz iş yaptıkça engeller önümüzde artıyor. Türkiye'deki bütün müfettişlerin yarısı İstanbul'da bizde görevli. Nefes almamız bile böyle şeye tabi neredeyse. Ben müfettişlere karşı değilim. Elbette gelecekte irdeleyecekler. Ama böyle bir müfettiş karargahına dönüştürülmesi bir idarenin ta yıllarca geriye bir dosyayı 10 kere tekrar inceletilmesi, bürokrasinin çalışamaz hale getirilmesine karşıyım. Onu vurgulamak istiyorum. Bütün bunlara rağmen ülkemizi seviyoruz. İstanbul'umuzu seviyoruz. Gönlümüzü, bedenimizi, varlığımızı bu şehre ve bu ülkeye adamışız. Dolayısıyla birilerinin siyaseten önümüze çıkardığı engeli hizmet etme noktasında engel kabul etmeyeceğiz, etmiyoruz da. Yani inşallah hizmetlerimiz devam edecek. Türkiye'de iç kaynaklarımızı keserlerse bile biz dış kaynak arayışındayız. Halkın kendi kaynaklarına müracaat etme noktasındayız. Bu problemleri de aşacağız. O zaman inşallah, bu cümlenizi geri almış oluyor musunuz? Parayı kim bulursa metroyu o yapsın cümlesini. Şimdi şüphesiz ki bir çünkü miktar... Çünkü niçin ısrarla soruyorum? Çünkü ulaşım İstanbul'da son derece ciddi bir problem. Hala da çözüm bekleyen bir problem pek çok bölgede. Ve İstanbul herhalde metrosu olmayan çok ender metropollerden biriydi. Çok yakın bir tarihe kadar. Ciddi bir başlangıç yapıldı ve daha da bunun gelişmesi, yayılması lazım. O yüzden ısrarla üzerinde duruyorum. Devam edecek mi, etmeyecek edecek mi? Evet ya da hayır. Onun daha edecek sonra başka konulara geçeceğim. Yani ama tabii ki bazı hatlar vardır. Kendi kendine büyük hatlardır. Büyük finansmanlar gerektirir. Ama bazı yerlerde hemen uzatılacak yerlerdir. Öz kaynakla yapılması gereken yerlerdir. Benim endişem öz kaynakla yapmamız gereken yerlerde aksamaların olabileceğidir. Bunun yanında tabii ki biz dış kaynaklardan önemli ölçüde kaynak oluşturuyoruz. Mesela işte Taksim'den Yenikapı'ya mutlaka gitmesi lazım. Yine havaalanında metromuzu biz öz kaynağımızla götürüyoruz mesela. Şu anda 6 yerinde İstanbul'un metro çalışması devam ediyor. Bu İstanbul'un bu iyi bir haber. Çok müthiş bir şey. Bütün bunlar tabii ki metro olayı, ulaşım olayı diğer çalışmalara benzemiyor. Müthiş kaynak yutuyor. Biz olaya politik yaklaşmadığımız için, seçim hesabı yapmadığımız için ne olursa olsun halkın temel ihtiyacı neyse onları yapmayı önemli ölçüde öne alıyoruz. Şimdi yani ulaşımla ilgili, trafikle ilgili bir başka problem de İstanbul'da otoparklar. Siz 1999 yılında şöyle demişsiniz, durma noktaları olarak bilinen kentin canlı noktalarında büyük otoparklar açacağız. Yıl 99, 2002'deyiz. Diyelim ki son 3 senede kaç otopark yaptınız, inşa ettiniz? Şimdi isterseniz bizim ulaşımla ilgili kısaca bir izahat yapayım. Ona göre çok kısaca çünkü çok tabii, sorun var. Tabii alt başlık, çünkü onu yapmazsam anlaşılmaz konular. Yani biz ulaşımı 1999 yılında ulaşım master planı hazırladık. Yani İstanbul'un ulaşımını bir bütün halinde masaya yatırdık. Bunu yapmasak parça parça, bir de onun önünde bir cümle söylüyorum. İstanbul'un 25 yılını planladık. Yani 2023 yılı vardığımızda, hayır şunu da, yani bir cümleyle kısa geçiyorum. Bunu niye söylüyorum?
bu genel planlamayı yapmasak bugün iyi bir hizmet diye yaptığımız iş bir müddet sonra bir engel olarak önümüze çıkıyor. Ama bir plan dahilinde yaptığımız için her attığımız adım bir öncekinin devamı oluyor. İşte genel olarak bir İstanbul fotoğrafı önümüze koyduk. Bunun önemli bir üst başlığı ulaşım. Ulaşımı da master plan, bir ana plan çerçevesinde ele aldık. Bugüne kadar yapılanları ve yapılması gerekenleri, trafiğin çözüm yollarını üniversiteyle işbirliği halinde net bir şekilde ortaya koyduk ve şunu gördük. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hep karayolu açma, taşıtlara yol açma, taşıtları bir yerden bir yere götürme mantalitesiyle olmuş ve dolayısıyla İstanbul'un trafiğini çözememişiz. Tıkanmış. Evet, çare şehir içi ulaşımda, aslında şehirler arasında da böyledir ama özellikle şehir içi ulaşımda hedef insanları bir yerden bir yere taşımaktır. Nasıl? En hızlı ve en ucuz şekliyle taşımaktır. Bunun da yolu toplu taşımadır. Hı hı. Toplu taşımanın da omurgası, iskeleti raylı sistemler. Şimdi biz raylı sisteme koyduk. Ve deniz ulaşımına geleceğim ama otopark meselesini evet. Tamamlayalım. Kaç otopark inşa ettiniz bitiriyorum. Yani ben örneğin. Bunun alt başlıklarını söylüyorum. Ondan sonra sizin sorularınıza geçelim. Ulaşım sisteminin bir tanesi raylı sistemler. İstanbul'un bir baştan bir başa raylı sistemlerle, teferruata girmeyeceğim, donatılmasını esas olarak ele aldık. İki, bunu tamamlayacak karayolu taşımacılığı. Yani raylı sistemleri takviye edecek ve onunla entegre olacak karayolu. Üç, deniz yolu taşımacılığı. Mutlaka İstanbul'da deniz trafiğinin arttırılması gerekiyor. Arttı mı peki şimdiye kadar? Bir miktar arttı. İsterseniz sorarsanız tekrar teker teker onlara cevap verin. Hayır, yani bu planları söylerken örneğin son çalışmalarınız çerçevesinde deniz yolunda, boğaz trafiğinde bir artış oldu mu? Kısmen oldu. Burada bizim hükümetten bir talebimiz oldu. Özel sektör dışarıdan transit yakıt alabiliyor, gümrüksüz yakıt ve çok ucuz alıyor. Dedik ki biz kamuyuz, toplu taşıma yapıyoruz. Bize gümrüksüz yakıt alma hakkı tanıyın. İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarını yarı yarıya indirelim. Yani İDO deniz otobüslerinde ve belediye otobüslerinde biz yarı yarıya ulaşım fiyatlarını indirme, taşıma fiyatlarını indirme imkanımız vardı. O hakkı hala bekliyoruz. Hükümette denizcilikle ilgili Sayın Bakanımız bu konuya çok sıcak bakıyor. Ancak diğer bakanlardan bazı itirazların olduğunu duyuyoruz. O noktaya da ümit ediyorum ki bir cevap gelir. Ama buna rağmen biz deniz trafiğinde yeni iskeleler yaptık, yeni gemiler aldık. Hatta yerli üretimine başladık deniz otobüslerinde. Şimdi 4 tane yeni peribot sipariş vermiştik. Paramızı kesince ikisini iptal etmek zorunda kaldık maalesef. Yeni projemiz, hemen tamamlıyorum sizin o sorunuzu, deniz dolmuşu sistemini hayata geçirmek. Ama bakınız bütün bunların hepsi birbirini tamamlayan unsurlardır. Buna, bu saydıklarıma ilave eden bir de iki şey ilave edeceğim. Aktarma istasyonları büyük, sizin söylediğiniz ve onlara bağlı otoparklar. Yani nedir otoparklar? Metro istasyonlarında ve trafiğin ana aktarma istasyonları diye düşündüğümüz bazı yerlerde, örneğin Altunizade, Kısıklı, Kavacık, işte Kozyatağı, Avrupa yakasında Maslak, 4. Levent, Gazi Osman Paşa, Yeni Bosna gibi belli nokta, Edirne Kapı gibi belli noktaları durma noktası kademe olarak İstanbul'un etrafında 3 çember oluşturuyoruz. Evet. Birinci çember, ikinci çember, üçüncü çember. Her çemberin belli noktaları var. Oralarda aktarma istasyonları ve otoparklar oluşturuyoruz. İşte peki bütün oluşturuyoruz bunlar, derken Sayın Gürtan, mesela şimdiye kadar yapılıyor. Kaç otopark şimdi yapıldı, bütün bunlar, tamamlandı? Örneğin metro giriş ve çıkışlarında otopark yani, bizim bildiğim, kullandığım kadarıyla yok. Ben Maslak'la Taksim arasında işte bazen şimdi geliyorum. Birçok arsayı tespit ettik. Bu bölgede başlıyoruz. 3-4 yere başlıyoruz. Maalesef sıkıntımız bu bölgede arsa yok. En büyük problemimiz o. Ancak işte plan süreci işleniyor. Fakat şu ana kadar 30 civarında otopark bitirdik. Yeni 100 otoparkı planladık. Onun da zannediyorum bu sene içerisinde bir 30 tane falan yeni başlayacağız. Benim de 100 otopark olacak diye bir tabii, bilgi vardı. Hatta 99'da. Nihai hedef 500 otoparktır. Ve bu sene içerisinde başlayacağımız bir otopark sistemi de mekanik otoparklar, yani kartla gelecek, aracını bırakacak, yani yeraltı otoparkları. Çünkü en büyük sıkıntımız otoparkta yapmak değil, yer bulmak. Evet. Yani arsa büyük, bulmakta büyük tabii en büyük sıkıntımız. İstanbul'u metrekaresine kadar taradık. Bulabildiğimiz bütün arsaları
otopark olarak değerlendiriyoruz. Tamam. Gece kondulaşma ve diğer hava kirliliği, çevre kirliliği ve tabii herkesin endişeyle bir an önce tedbir alması gereken deprem konularına da değineceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra. Kare 31 kare. Kaç? Arayacağınız numarayı tuşlamadan önce kare 31 kare tuşlarsanız evet. Yalnızca o aramada karşı taraf numaranızı görmez. Güzel. Yani cep klip clear yapmış olursunuz. Evet. Cep klip clear telsinde. Ama cep klip clear. Cep klip clear nedir kardeşim? Karşı taraf numaramı görmeyecekse bitti gitti, bu kadar basit ya. Sine 5'te sürprizler devam ediyor. Sine 5'te haftanın sürprizi Mulnex kahve makinesi. Piyasa fiyatı tam 136 milyon lira. Sine 5'e 12 ay üye olan herkese hediye. 3 Mart son gün. Sine 5'e üye olun, Mulnex kahve makinesi kazanın. 0212 340 55 55. Sine 5. Menegir Airlines Cargo. İhracatçımızın emrinde, hizmetinde. Menegir Airlines Cargo, 5'i kargo 6 Airbus A320 oluşan Türk bayraklı filosuyla kendi uçaklarıyla kargo ve yolcu taşımacılığı yapan tek özel havayolu şirketi. Paris, Londra, New York, Türkiye, Dünya, Dünya, Türkiye hatlarının yanı sıra Singapur, Hong Kong, Tokyo, Madrid, Tenerife, Almanya, İsrail hatlarında hava kargo taşımacılık hizmetlerini başarıyla gerçekleştirdi. MNG Kargo, 2001 yılında 500 milyon dolarlık ihraç malının sahibine ulaştırdı. MNG Kargo, ulaştığı işlem hacmiyle Dünya Hava Kargo pazarından 75 milyon dolarlık pay aldı. Her geçen yıl hava kargo taşımacılığı için ülkemizin ödediği döviz, MNG Kargo'nun faaliyetleriyle daha da azalıyor. MNG Airlines Kargo, güçlü, güvenilir, zamanında. Sine 5'ten işte 5 süper dizi. Rating rekortmeni Sex and the City. Ödül şampiyonu West Wing. Kahkaha tufanı sevgili Raymond. En iyi yeni komedi dizisi seçilen 3 kız kardeş. Tutkunu olduğunuz mafya ailesi Soprano. Dünyanın en çok izlenen dizileri Sine 5'le evinizde. Cep transfer tarifesi yenilendi. Aha. Sabit ücret 0 lira oldu. Ne? Yani kaldırıldı. Hadi canım. 22.30'dan sonraki konuşmalar bedava. Yok artık. Cep transfer telsimde. Gece saatinde konuşan da bedava olacak. Bunda gocunacak bir şey yok. Gayet normal. Sesi düşünenlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gültünay ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet, İstanbul'un sorunlarının her biri başlı başına bir program konusu ama biz en azından ana hatlarıyla değinmeye çalışıyoruz. Bir başka konu çok merak edilen elbette depremle ilgili çalışmalar. Daha önce burada deprem konusunu işledik. Sayın Ahmet Mete Işıkara ile de konuştuk detaylı bir şekilde ama belediyenin üzerindeki sorumluluğu biraz açmak istiyorum. Siz sürekli İstanbul genelinde bir zemin etütü sonrasında harita hazırlandı. Bu çalışma bitti diyorsunuz. Bu birinci adım diyelim. Şimdi daha önemlisi ikinci adım. Yani zemin etütünün sonrasında o zeminlerin üzerinde yükselen binaların depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı çalışmaları. Bu çerçevede belediyenin vatandaşlara yönelik bir yardımı, desteği olacak mı? Yapıların güçlendirilmesi konusu. Şimdi efendim evvela şunu ifade etmek istiyorum. Bizim belediye olarak afet karşısında sorumluluğumuz hemen hemen yok denecek kadar az. Hukuken yani Ankara'da Afet İşleri Genel Müdürlüğü var. İşte vilayette bir kriz merkezi kanun gereği kuruluyor. Onlar derse ki işte afet oldu, işte kardeşim 5 tane kamyon, 10 tane adam yollayın, işte afette insanlara doğru, yardım edelim falan. Dolayısıyla zaten sorumluluk çerçevesinde sormadım, evet. Bir destek olacak mı tabii acaba? Tabii ama biz 17 Ağustos depremini yaşamadan bu işin sorumluluğunu taşıyorduk. İnanır mısınız? 1999'da daha seçim öncesi bir kitapçık hazırlamıştık. Geleceğe yönelik İstanbul'un büyük dönüşüm projeleri diye. Orada biz dile getirdik depreme yönelik hazırlıkların olması gerektiğini ve yapacağımızı. Dolayısıyla seçimden hemen sonra biz İstanbul'da imar yönetmeliğini değiştirmek üzere meclise imar yönetmeliğimizi sevk ettik. Temmuz ayında, yani depremden 1,5 ay kadar önce. Ha, bütün bunlara rağmen
Yani depreme karşı bir hassasiyetimiz vardı, bir çalışmamız vardı. Ama bütün bunlara rağmen 17 Ağustos 1999 gecesini yaşayınca bizim hassasiyetimiz çok daha açıldı, gözümüz çok daha açıldı. Gördük ki depremin şakaya gelir tarafı yok. Deprem müthiş bir olay, müthiş. Dolayısıyla hukuki sorumluluk şu bu filan bir yana dedik. Bütün gücümüzle İstanbul'u biz nasıl depreme hazırlarız, bunun çabasına giriştik. Tabii belediyeler o ağın bir parçası olarak da eleştiriliyorlar. O çünkü bir zincirleme hatalar silsilesinin sonucunda tabii. Bu kadar can kaybı oluyor. O zincirlerden biri de belediyelerden oluşuyor. İşte kaçak inşaatlara göz yummak gibi o anlamda bir sorumluluk var. Ama siz Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonrası için acaba bir destek çalışması sürecek misiniz? Tabii zaten ama onda şöyle bakınız, orada da gene bir genelleme yapılıyor. Belediyeler sanki çok büyük suçlu gibi ele alınıyor. Şüphesiz belediyelerin suçu olduğunu kabul ediyorum. Ancak hazine arazisi kendi arazisini korumamış devlet, Maliye Bakanlığı. İmar İskan Bakanlığı'na gitmiş, şehirlere plan yapmış, Gölcü, Adapazarı'na, onların yaptığı yerler planlar yerle bir olmuş. Yani olay sadece belediyelerden ibaret değil, vatandaş da dahil. Ama yol herkes ve su temin ediyorsunuz yani en basitinden. Bakın vatandaş da dahil diyorum. 17 Ağustos hepimizin cidden ciddi ciddi düşünmesi gereken bir olgudur, deprem olgusu. Ve bizim kendimizi, değerlerimizi yeniden gözden geçirmemiz gereken bir olgudur. Her şeyden önemlisi budur Sedef Hanım. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yani o kadar çok rahat bir şekilde kuralları ihlal ettik ki belediyecisi de dahil, bürokratı da dahil, siyasetçisi de dahil, vatandaşı da dahil. O kural ihlalleri yüzünden çok büyük sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şunu unutmamak lazım. Deprem öldürmez, doğa öldürmez. İstisnadır onlar. Doğa insanlara hizmet için yaratılmıştır. Ancak doğanın kuralları var. Hatta bir söz ifade etmiştik. Adapazarı, Gölcük depremi bir kişi öldürmüştür. SEKA'nın bahçesinde gece bekçisi sandalyesinin üzerinde oturuyordu. Tam fay hattı oradan geçince fay hattının içerisinde kalıp onun haricinde herkes hatalı hareketin kurbanı olmuştur. Şimdi İstanbul'da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yılların getirdiği hataların ortaya koyduğu bir fotoğraf var. Bu bir realite. İşte ne yapacağız? Benim uykularımı bu kaçırıyor. Onun için 17 Ağustos'tan itibaren çok daha hızlı bir şekilde her konuda hazırlık yaptık. Yani kurtarma ekipleri, araç gereç, edevat, şu an dünyanın en modern araç gereç parkına sahibiz. Ha yeter mi, ne kadar? Allah vermesin ama yine de çok ciddi mesafe kat ettik. Binalarımızı güçlendirdik ama bütün bu teknik ekip hazırlıklarının yanında yapılması gereken en köklü çalışma İstanbul'un zemin haritasının çıkarılmasıydı. İşte bu kadar deprem riski olan bir bölge olmasına rağmen İstanbul, bunca yıldır yapılmayan bir çalışmaydı ve biz en alt seviyeden başlayarak önce global ölçekte, sonra ilçe ilçe İstanbul'un deprem haritalarını, önce jeolojik, kent jeolojisi çalışmasını yaptık. Sonra imara uygunluk haritalarını çıkardık. Buna uygun olarak şehir planlarını değiştiriyoruz. En son 1/1000'lik ölçekte Japonlarla birlikte, yani küçük ölçekte İstanbul'un zemin çalışmasını başlatmıştık bir yıl önce. Bu bir yıllık süre hemen hemen arazi çalışması tamamlandı. Şimdi onların raporlarının yazılması aşamasına geldik. Şimdi zemin kadar tabii ki o zeminin üzerindeki binanın sağlamlığı son derece önemli. Burada da tabii ki kaçak inşaatlar, gecekondulaşma son derece ciddi bir tehdit unsuru halinde önümüzde duruyor. Şimdi bu anlamda İstanbul'a bakıyoruz. Örneğin TEM ya da E5 otoyolunun çevresi kaçak inşaatlarla dolu, gecekondularla dolu ki İstanbul'un pek çok bölgesi için bu geçerli. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi ne kadar var? Çünkü ilçe belediyeleri de ruhsat vermekle suçlanıyor bu kaçak inşaatlara. Siz Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir denetim mekanizmasını ne kadar iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde, yetkin bir şekilde uygulayabiliyorsunuz? Evet. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak ruhsat verme yetkimiz yok. Yani çünkü bir yerde şöyle demişsiniz, bir parantez açayım, sözünüzü kesmek gibi olmasın ama Büyükşehir Belediyesi'nin yetkileri ancak şehrin %26'sını planlayabiliyor demişsiniz.
ruhsat yetkisi ilçe belediyelerine ait. Evet. Şimdi burada bir yine yetki problemi var ama bir de realite var. Nasıl çözüm bulunabilir? Tabii ki. Biz burada da yetki oradadır diye bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim direkt müdahale imkanımız Boğaziçi kısmında var. Ve bir tek kaçak yapıya izin vermiyoruz. Özellikle hassas bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca İSKİ'nin su havzalarında da, yani barajlarımızın, göllerimizin havzalarında da asla yapılaşmaya izin vermiyoruz. Bir tek istisnası bile gösterilemez. Bu kadar işi sıkı tutuyoruz. Bu sadece deprem dolayısıyla değil, depremden önce, seçim öncesi son derece sıkı tuttuk. Niye? Ama bu İstanbul'un sadece %26'sı, diyelim ki %25'i, diğer %75 ne olacak? Şüphesiz ki bu kastettiğim %26 planlamayla ilgili, yani imar kontrolü ilgili değil, planlama süreciyle ilgili. Çünkü metropol kısmı İstanbul'un il sınırlarının %25-26'sına tekabül ediyor. Ki siz o sınırların büyükşehir belediye sınırlarına tabii, ya onun paralel içinde, tarz etmesini istiyorsunuz. Tabii, doğru. O metropolün içinde de ruhsat verme yetkisi ilçe belediyelerinin. Şimdi biz ilçe belediyeleriyle de yakın bir işbirliği halindeyiz. Şu veya bu parti olması hiç ilgilendirmiyor. Seçilmiş bütün arkadaşlarımız da hangi parti olursa olsun yakın bir işbirliği halindeyiz. Ve ciddi olarak kaçak yapılaşmaya karşı da şu anda birlikte bir mücadele veriyoruz. Ama mesela diyorsunuz ki benim imar zabıtam yok. Tabii. Gece kondular oluyor. Herhalde sizin... Kendi biz sorumluluk alanımıza hiç yaptırmıyoruz bir kere. Yani... Gece kondu vesaire. Şu an İstanbul'da yok zaten yeni gece kondu olayı. Asla ona izin yok. Gece kondulaşma olayı artık geride. Biz soygunluk noktasına geldi diyebilir miyiz? Soygunun ötesinde. Yani biz artık izin vermiyoruz. Mesela, peki geri göç var mı İstanbul'da? Geri göç var. Geri göç var. Bir kere ekonomik krizin getirdiği bir olgu var. Bunun yanında deprem hadisesi yaşandı. Artı biz de geri kendi geldiği yere gitmek isteyene yardımda bulunuyoruz taşınma noktasında. Sayın Gürtün'e tabii ki kaçak inşaatla ilintili olduğu için çok kısa bu soruma da bir cevap istiyorum. Ardından diğer bir başka konuya geçeceğim. Medyaya yansıdığı için soruyorum Kiptaş meselesi. Kiptaş'ın size bağlı bir kurum olduğunu biliyoruz. Onun geçenlerde Zekeriyaköy'de Başak Lüks konutları yapılmış ve bu konutların imar ve iskan izni olmadığı, kat irtifakı ve kat mülkiyeti olmadığı kaçak inşaat olduğu ortaya çıkmış. Şimdi bunlar kaçak değil tabii. Bunlar planlı, projeli çalışmalar. O bir yanlış anlamanın neticesinde ifade edilmiş. Bir kere ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Depreme yönelik konu olduğu için. İşte kaçak inşaatlar depremde yıkılır, kaçak olmayanlar yıkılmaz diye bir şey yok. Kaçak inşaat sağlam olabilir pekala. Yani kaçak olması ayrı bir olay. Depremsellik günü itibariyle. Dikkat ederseniz deprem olan bölgelerde yıkılan binaların çoğu kamu binalar. Maalesef. Yani üzülerek ifade ediyorum. İstanbul'da, İstanbul'u bekleyen tehlike burada ürkütmek anlamında değil ama bir tespit anlamında. Çünkü çok binayı inceledik. Kaçak binalar olgusunda değil problem. Özellikle eski binalarda problem yaşıyor. Yani bu Başak Lüks konutlarını önce biz yapalım sonra ruhsatı çıkartırız mı dediniz? Hayır o anlamda değil. Zaten onlar bir projeyle yapılmış ve ilçe belediyesiyle birlikte düzenlenmiş çalışmalar ve Kiptaş'ın yaptığı binalarda depremde bir çizik bile olmadı. Ama yine de belediyeye bağlı bir şirketin kurumun kaçak inşaat yapmaması gerekiyor. Prensip olarak ruhsatsız bir yere imar... Bunlar hepsi planlı bölge yani planlanmış ve projelendirilmiş çalışmalar. Yani öyle gece kondu tarzı sanki kaçak öyle bir şey çıkıyor ki. Çünkü elimdeki belgeleri göre imar ve iskan izni yok diyor ama siz var diyorsanız. Sadece mülkiyet irtifak hakkı tesisi noktasında tapuya bağlanma noktasında bir süreç yaşanıyor. O yoksa onun haricinde bir problem yok ya. Çevre kirliliğine gelirsek özellikle yine Haliç konusu her belediye başkanının adeta bir propaganda unsuru haline dönüştü. Ben Haliç'in de ötesinde Boğaz'ı merak ediyorum. Çünkü maalesef güzel havalarda böyle Boğaz kenarında yürüyüş yapanlar, o Boğaz'ın manzarasının keyfini çıkaranlar suya baktıklarında korkunç bir çöp yığınıyla karşılaşıyorlar. Ne zaman temizlenecek bu Boğaz? Bu yönde bir çalışmanız var mı? Tabii çok var.
Seçim olduğu zaman bize eski siyasetçiler tavsiye ettiler. İşte altyapıyla çok uğraşma. Bunlar altta kalır. Millet unutur. Bir dahaki seçimde de seçilemezsin diye böyle akıl verenler oldu bize. Ancak biz İstanbul'un fotoğrafına gördüğümüzde gördük ki cidden altyapısı önemli bir ihtiyaç. Ve dolayısıyla seçim vesaire demeden, propaganda konusu vesaire düşünmeden İstanbul sevgisi ve İstanbul'da yaşayan bir insan olarak bizim öncelikle altyapıya yönelmemizi sevk etti. Şimdi denizlerimizin bütün kıyılarının kolektör dediğimiz atıksı evet. toplayıcılarıyla çeviriyoruz. Bütün sahilleri ama. Yani sadece bir parçayı değil. Bakınız çok kısa ifade ediyorum. Haliç'in kuzeyinden Kağıthane'den başlamak üzere Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli bölgesinin bütün atık suları alınıyor. Balta Limanı'na götürülüyor. Oradaki atık su arıtma tesisine götürüyor. Ne zamandır var bu çalışma? Bu çalışma birkaç senedir yapılıyor. Şu anda neredeyiz? Balta Limanı'ndan kuzeye yani Sarıyer bölgesine ilerliyoruz. İstinye koyunu geçtik. Tarapya'ya doğru ilerliyoruz. Yani dağların içerisinden tüneller açarak biz bunları döşüyoruz. Çok zor çalışmalar. Ve inşallah bu sene sonuna kadar Batı sahilinin boğazını bitirmiş olacağız. Evet, ama Sayın Gürtün'e bu arada İstinye koyunu da ihmal etmeyin. Çünkü en son biliyorsunuz Kurban Bayramı esnasında İstinye koyu ki çok güzel bir koy. Biliyorum. Çok minik. Çok biliyorum. Sempatik, çok güzel bir koy. Eğer temizlenebilse bir turizm merkezi haline bile gelebilir. Bu sene sonuna kadar bitecek inşallah. Ama biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda orası bir kan gölüne dönüştü. Zira bütün kanalizasyon suyu, atık suyu İstinye koyuna boca ediliyor. İşte bu sene sonuna yine Asya yakasında küçük su arıtma tesisini inşallah bu sene temelini atıyoruz. Küçük su arıtma tesisi hem Boğaz'a ta Kuzguncak'a kadar olan bölgeye hizmet verecek. O çalışmayı başlıyor. Hem de Ümraniye'nin kuzeye ve batıya bakan kısmı Çekmeköy yani Elmalı Barajı'nın etrafındaki yerleşim alanlarının hatta Dudullu'nun aşağı Dudullu'nun bütün atık sularını alıyor. Dağları dev tünellerle geçiyoruz. Ne zaman Boğaz'da denize girmeye başlayabilecek İstanbullular? Önümüzdeki sene girmeye başlayabilir. Bakınız Haliç'e... Önümüzdeki sene derken bu yaz değil bir sonraki yaz mı? Bir sonraki yaz. Bu yaz bile Batı yakasında... Bunu düşünenlerin, izleyicileri verilen sözleri asla unutmuyorlar. Hayır, ben programı söylüyorum size. Yani geleceğe yönelik vaatler değil bunlar. Yaptıklarımızın devamı olan çalışmalar. Bakınız şu anda gidin bir bakın, bir gün beraber gezelim, bir görün, gösterin seyircilerimize. Ben hatta dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımız gelse, görse bu çalışmaları. Yerin 30 metre, 40 metre derinliğinde, deniz suyunun seviyesinin derinliğinde... Dev tüneller açıyoruz. Tuzla'dan ta Dragos'a kadar yani nokta... Yani 2003 yazında Boğaz'da, denizde yüzme sözü veriyor musunuz? İstanbul'un her yerinde yüzebilirsiniz. Peki Sayın Gürtün'e. Burada bir cümleyle şunu bitiriyorum. Evet, yani bizim lütfen. Eksik kalan kısmımız... Lütfen, bir sorun daha var. Evet. Şu anda Kadıköy'de Mühürdar'da arıtma tesisi çalışmamız devam ediyor. Geçtiğimiz sene temelini attık. O çalışma da inşallah önümüzdeki seneye bitecek. Kurbağalı Dere'nin ıslahıyla birlikte. Kurbağalı Dere'de Haliç gibi tertemiz hale gelecek. Bir yeşil vadiye dönüşecek. Bütün dereleri inşallah tek tek ıslah ediyoruz. Yalnız bir iki nokta belki eksik kalabilir. O da arıtma tesisine başlayacağız. Ama bitirilmeyebilir. Onun haricindeki bütün sahillerimizden İstanbul'da rahatlıkla denize girilebilecek. Siz zira sporu seven bir başkansınız. Kayak kayıyorsunuz, futbol oynuyorsunuz, yüzmeyi de seviyorsunuz. 2003 yılında Boğaz'da sizi yüzerken görmek istiyoruz. İnşallah. Şimdi 1999 yılına yine götüreceğim sizi. 4 Aralık 99 yılında bir röportajınızda şöyle demişsiniz. Biz sizi siyasette ilk girişinizde ANAP'la tanıdık. Ardından Refah Partisi'ne girdiniz. Bedrettin Dalan'la belediyede çalıştığınız bir dönem var. Ardından Recep Tayyip Erdoğan'la çalıştınız. Dalan'ın seçimleri kaybetmesinden sonra aldığınız derslerden birini şöyle dile getiriyorsunuz. Dalan partiler üstü imaj vereceğim derken ANAP'tan soyutlandı ve o yüzden seçimleri kaybetti eleştirisini yapmışsınız. Bugün sizin de partiler üzerinde bir imajınız olduğunu düşünmüyor musunuz? Düşünüyorum. Bakın orada yanlış anlaşılmış. Ben Sayın Dalan'ı çok severim. Hakikaten dostuz biz.
çok yakın dostluğun içerisinde bunları söylüyorum ve zaman zaman da görüşürüz zaten ve ben kendisine fikirlerinden istifade etmek isterim. Orada o seçimlerde ben de Kartal Belediye Başkanı adayıydım. Birlikte adaydık yani. Dolayısıyla kaybetmenin acısını hep beraber yaşadık. Oradaki olay parti içi bir sürtüşmeye dönmüştü. Onu ifade etmek istedim. ANAP tabii iş düşmanı ilan edildi vesaire. 89 atmosferini hatırlarsanız 1989 yılı böyle alt kesimin düşmanı ilan edildi. Dolayısıyla partinin bir imaj sıkıntısı vardı. Sayın Dalan onu aşmak istedi. Yani belki o bakımdan biraz partiyle araya hafif bir serinlik girdi. Evet. Onun getirdiği bir kayıp vardı. Ben onu vurgulamak istedim. Evet. Yoksa belediye başkanı elbette hizmet verirken partiler üstüdür. Partilerin hepsi bir bütündür. Ben öyle düşünüyorum. Ki bugün de sizi Ali Müfit Gürtün'e dendiği zaman Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak daha çok hatırlıyoruz, anıyoruz ve konuşuyoruz. Kesinlikle. Üyesi olduğunuz parti kimliğinizden bağımsız olarak. Ve ben bütün parti genel başkanlarını ziyaret ettim. İstanbul İl Başkanlarını mümkün olduğu kadar ziyaret ediyorum. Onlar beni ziyarete geliyorlar. Hiç yani parti kimliği açısından evet. benim için hiçbirisi fark etmiyor. Gerçekten hepsini seviyorum. İnsanımızı seviyoruz. Çünkü bizim işimiz neticede insanımıza hizmet. Şimdi siz Recep Tayyip Erdoğan için de aile dostu demişsiniz. Sayın Bedrettin Dalan için de hala diyalog içinde izliyorsunuz. Siz her iki isimle de belediyede çalıştınız. Çok kısaca, zira süren bitti. Dalan ve Erdoğan arasındaki belirgin farklar ve benzerlikler neler? Zira ikisiyle de omuz omuza çalışmış bir isimsiniz. Tabii bir kıyaslamaya girmeyelim. Bu zaman zaman bize de çok soruluyor. İşte sizden öncekilerle farkınız nedir kısaca, falan diye. Benzerlikleri var mı? Hizmet duygusu bir kere vardı. Ben onu vurgulamak istiyorum. Her ikisinin de hizmet etme arzuları vardı, istekleri vardı. Samimiyetle, şevkle bunun için gayret ettiler. O bakımdan her ikisinde İstanbul'a çok büyük hizmetleri vardır. Farkları? Tabii onu biraz oturup dikkatli cevap vermek lazım. Bir dahaki programa kadar beni düşüneyim isterseniz, o zaman bunu cevaplayalım. Evet, sizi en kısa zamanda bir kez daha Sesli Düşünenler'de konuk etmek isteriz. Zira İstanbul'a dair konuşulacak daha pek çok konu ve sorun var. Şimdilik bu program için teşekkür ediyoruz diyorum. Ve son olarak böyle bir defterimiz var. Size uzatıyorum ve diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın. Teşekkür ederim ben de sizlere. Buyurun.